Merhabalar. Ben Altınırmak Zeytinyağları'nın sahibi Serdar Irmak. Yani zeytinyağı sektöründeyiz 20 yıldır. İşimiz zeytinyağı üretmek. Başka bir işimiz yok. O konuda profesyoneliz yani. Ürünlerimiz tamamen doğal, %100 katkısız. Zeytinin dalından sonraki en doğal hali şeklinde üretiliyor zaten. Dediğim gibi ürünlerimiz 3 çeşit. Natürel sızma, soğuk sıkım, erken hasat, taş baskı olarak üretiyoruz. Natürel sızmamız 30 derecelik ısı işlemde üretiliyor. Asit oranı 0.8 geliyor. Polifenol değerleri 300 seviyesinde geliyor. Soğuk sıkım zeytinyağımız da 20 derecelik ısı işlemde oluyor. Asit oranı 0.4. Polifenol değerleri 350 ile 400 arasında geliyor. Erken hasat taş baskı zeytinyağımız geleneksel yöntemlerle üretilip 0.2 asit geliyor. Asit oranı 0.2 asit gelir. Polifenol değerleri de 450 civarında gelir. Üretimimiz bu şekilde. Firma olarak biz Türkiye'nin her yerine internet üzerinden, kendi web sitemiz üzerinden satış yapıyoruz. Ürünlerimiz de Trile cinsi zeytin kullanıyoruz. İznik, Gemlik, Gey ve Pamukova bölgesinin zeytinlerini işliyoruz. Dediğim gibi 20 yıllık firmayız. Bu şekilde. Peki zeytinyağı alırken halkımız nelere dikkat etmeli? Yani birinci özellik zaten damağınız size zeytinyağında bir ilk etapta şey sunacaktır yani bir görüş sunacaktır. Yani bundaki ölçüde nedir? Yani birincisi zeytinyağının donması gerekiyor. Donmayan zeytinyağı olmaz. O da nedir? Artı 2 ve eksi 1 derece aralığında donması gerekiyor. Birinci özelliği bu. İkinci özellik zeytinyağında asit oranı. Üçüncü özellik de polifenol değerleridir. Bunlar zeytinyağında önemli olan kriterlerdir yani. Dediğim gibi donmayan zeytinyağı olmaz. Bu ısılarda zeytinyağınızın ilk her şeyden önce donması gerekiyor. Yani tereyağı şeklinde, donar şekilde olması gerekiyor. Yani bir de dediğim gibi yani size damağınız zeytinyağını kokusuyla, zeytinyağı kokusu olacak. Bir de tadına baktığınız zaman şu gıdıklak bölgenizde hafif bir gıdıklanma olacak yani zeytinyağında. Yani çok olursa, aşırı olursa asit oranının yüksek demektir. O ince bir çizgi var orada. Yani 0.4 asit mesela soğuk sıkım bir zeytinyağı hemen tadına baktığınız zaman burada bir hafif böyle bir gıdıklanma, yanma olacaktır. Yani o şekilde olması gerekiyor. Yani basit ölçüsü budur yani. Fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Fuar güzel, katılım güzel. Yani şu anda firma olarak katılım da güzel. Dışarıdan vatandaş olarak da katılım güzel. Memnunuz yani, bir sıkıntımız yok şu anda. Çok teşekkürler, iyi fuarlar o zaman. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi günler.